Arkadaşlar merhaba. Çanakkale Gençlik Merkezi YouTube kanalı. Bugün sizlerle bisiklet tamiri üzerine ufak bir video paylaşacağız. Daha çok gezintilere çıktığımızda başımıza gelen lastik patlağıyla alakalı ufak bir videomuz var. Bunu paylaşacağız. Yalnız bundan önce Gençlik Merkezi'nin YouTube sayfasını beğenmeyi, videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmediği diye işaretlemeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi yolda başımıza patlama gibi bir olay geldiğinde yanımızda olması gereken bazı malzemeler var. Bunlardan birincisi yama. Yama olmazsa bu işi halledemeyiz. Ayrıca dış lastiği sökebilmemiz için levyeye ihtiyacımız var. Sonra bana yamayı yapıştırabileceğimiz bir yapışkan. Deliğin olduğu yere temizlemek için bir zımpara. En önemlisi lastik şişirmek için kompa. Bir de varsa elinizde peçete ya da bez işimizi görecektir. Genelde eğer ki uzun yollara çıkıyorsanız ve böyle bir patlak durumuyla karşılaştığınızda bu lastik yamama işiyle uğraşmak istemiyorsanız bazen yanınızda işte dedik iç lastik kullanabiliyoruz. Bu daha sağlıklı. En azından dedik iç lastiğimizi kullandıktan sonra eve gidiyoruz. Eve geldiğimizde lastiğimizin yamasını yapabiliyoruz. En azından turumuz çok yavaşlamış oluyor. Şimdi ben size bu işin nasıl gerçekleştiğini bir göstereyim elim verdiğince. Öncelikle lastiğimizi yerinden çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmadan da çözebiliriz bu işi ama çıkarmak daha da kolaylaştıracak bir şey. Buradaki en zor iş lastiği yerinden sökmek. Onu da levye yardımıyla çözebiliriz. Basabildiğimiz kadar hava basıyoruz. Sokakta diyeceksiniz ki kovayı nereden bulacağız? Kova bulamıyor olabiliriz. Bunu genelde dışarıdayken lastiği zaten indirebilecek kadar bir yarıksa hissetmemiz, sesini duyma ihtimalimiz çok yüksek. Eğer ki sesini duymuyorsak zaten bu lastiği indirecek kadar büyük bir delik değil kendisi. Ve o bizim eve... Evet. Deliğimizi bulduk. Şurada. Bana unuttum yaptı. Elin olduğu yere kuruluyoruz. Mümkünse bunları yaparken evde balkona filan giderseniz en azından evdekilerle tartışmazsınız. Sonra deliğin etrafını zımpara alıyoruz ki yamamız rahat çevirsin oraya. Eğer deliği yerini kaybetmek istemiyorsanız bir tükenmez kalemle, problemin elinde yok, bir tükenmez kalemle etrafına işaret koyabilirsiniz. Ya da eskiden bizim zamanımızda bisikletçiler oraya şeyi batırırlardı, iğne batırırlardı. Deneyin etrafını yeterince zımparaladıktan sonra yapışkanımızı sürüyoruz. Sonra elim önündeki yama setinde farklı boyutlarda yamalar var. Çok büyük bir delik olmadığı için çok küçük yamayı kullanabilirim ben. Bunu kullanacağım. Yalnız da ayırıyoruz. Alüminyumdan.
ve ürün olduğu yerin üstüne koyup baskı uyguluyoruz. Bu birkaç dakika sürebilir tabii bunun yapışması. Birazcık beklememiz gerekiyor. Yani evde iseniz eğer bir kitapların altına koyabilirsiniz. Yani deliğin etrafı deliği şaşırmaması gerekiyor. Aynı yerde kalacak şekilde. Üzerine bir yük koyup yapabilirsiniz. Mengene ile yapabilirsiniz. Kaçak olup olmadığını kontrol etmek için. Yolumuzu doğru bir şekilde yaptığımız emin olduktan sonra artık yerine yerleştirebiliriz. Arkadaşlar bu ve bunun gibi içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onun haricinde eğer farklı istekleriniz varsa onları da aşağıya yorum olarak belirtirseniz bu isteklerinizi gerçekleştirecek videoları çekebiliriz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.